Evet, günaydın Efe. Yine sabah oldu. Bugün Parakat'a gidiyoruz. Yemlerimiz harika. Bugün güzel işler çıkacak. İnşallah güzel bir av olur. İyi bir görüntü yakalarız. Size de güzel bir video olur. Haydi rast gelsin, yolumuz uzun. Evet Efe, çok güzel bir hava kalacak tabii, böyle onda bakma, hava düşecek. Bunu dün yaptım bu takımı, sıfır takım. Kalamarlar da harika, sürprizler bekliyorum. İnşallah gideriz çıkarız. Maşallah, maşallah, bismillah diyoruz, rastgele diyoruz. İnşallah bol balık gelir. Evet, güzel bir takım attığımızı düşünüyorum. Bir yuvarlak yaptım bu sefer. Neden böyle yaptım? Çünkü bir yerde balık geliyor. Mecburen orayı çembere aldım. Yani sular attığında altı düşmezse üstü düşecek diye düşündüm. Bakalım ya. Yalnız yemlerin içine kalamar da var ya, hakikaten. Güzel yemler. Sonra kırlangıcı derin suya atacağız. 250 metreye kırlangıcı atacağız. Bir tane de yine mercan atalım, bir etek var. Yani toplamda 3 takım atıyoruz. Ondan sonra kahvaltı yaparız. Serüvenimize devam ederiz. Rast gelsin efendim. Efe, bunu çok derine attık. Sebebi belli. Kırlangıç için attık. Tabii mercan da gelmesi lazım. Yani kırlangıç gelecek, mercan gelmeyecek değil, o da gelecek. Gelecek de bir gün gelecek. İnşallah güzel bir balık avlarız. Bugün güzel işler yaptık kanaatindeyim. Merakla bekliyorum. Haydi bismillah dedim. Ve koyuverdim. Evet. Parakatları bitirdik, kahvaltımızı yaptık değil mi? Herhangi bir sıkıntı kalmadı. Şimdi ağlarımızı çekelim. Çok merakla bekliyorum. İnşallah güzel şeyler çıkar. Yani ağ çekmek beni heyecanlandırıyor. Çünkü derin sulardan geliyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Heyecanlanıyorum. O yüzden hoşuma gidiyor bu iş. İnşallah siz de eğleniyorsunuzdur. Bakalım neler gelecek. Bugün 180 ile 250 metre arasında çalışıyoruz. Bu derinliklerde neler yaşıyor hep beraber göreceğiz. Rast gelsin. Evet. Ne geldi? Mezgitçik. Al evine tezgitçik. Oo, bakalım. Arkasında da bir kırlangıç var ha. Yok canım. Vallahi bak. Hadi. Mazak, yavru. Hemen ayıklayıp salalım onu. Onun yaşı tutmuyor bizimle. Bizimle aynen. Değilsin. Baban gelsin. Güzel. Evet, mercanlar geldi.
ufak biraz ama yapacak bir şey yok. Bunlarla idare edeceğiz. Aynen. Oo. Dev bir yılan balığı. Hop kurtuldu. Onu zaten almazdık. Evet, bir iki ufak mercan daha geldi. Üç tane mezgitimiz var toplamda. Biri burada, biri burada, biri de burada. Şurada bir mercan daha. Oh, biraz geri yapalım. Bugün sert bir hava. Yani böyle çok da ağ basılacak bir havada çekmiyoruz ama yapacak bir şey yok artık. Günü geldi. Bugün her halükarda çekmemiz lazım bunları. Bakalım nasıl gelir. Evet, bakalım neler geldi. Abi bunlar kokmuş. Neden? Gündüz attı. Yazık olmuş. Evet, iki tane daha mercan geldi. Şu ikisi. Vallahi inşallah sarı ağlarda gelir. Bakalım bir şey daha geldi, neymiş? Abi biz aradığımızı bulamadık efendim. Bu mercan yeni geldi. Maalesef. Aslında restorana satılacak balık çıktı ya. Tam restoran, bunların hepsi bozuk değildir herhalde. Of of. Evet. Ne gelmiş? İri bir mezgit. Bayağı iri bir mezgit ama. Ve çok taze. Aynen. Ben mezgit gelmesini istemiyorum ama çünkü çok sarıyor. Ağlar derinlere düşmüş biraz. 200 metrelerde falan şu an. Evet, ne geldi? Ne geldi? Kırlangıç nerede ya? He? Vallahi çok derinlerde, derinlere düştük ya. Yok be, buralar 200 en fazla 200. 200'de kırlangıç geliyor. Allah Allah. Balık yok, balık burada. Bence. Haydi devam, bismillah. Hay maşallah, papuç papuç. Hadi bakalım. Evet, duyduğuma göre balık varmış. Oo, güzel bir mercan. Canlı canlı mercan. Yarım kilo üstü. Hatta 600-700. Öyle bir şey, 700 gram. Ya bu geçmiş de ağzından takılmıştı hasbelkader. Mezgitli dolaba atmışım. Hallediyorum şimdi. Evet. Sarı ağlara geldik. Sarı torlu. Nasıl? Aşağısı takır, ağlar kopacak galiba. Gelmiyor. Evet. Bizim balıklar daha gelmedi ama. Daha yeni başladık bu sarı ağlara. Ne geleceği belli değil bugün. Yok. Bakalım ne gelmiş. Oo. Bir kırlangıç daha. İşte aradığımız balık geldi. Çok iri bir kırlangıç. Acayip büyük. Yaklaşık 7-8 kilo civarında.
Vay be. Maşallah. Oo, çok güzel. Harbiden çok büyük ya. Vay be. Bu arada çok fena taş geliyor. Bir yandan da kayığı kumanda etmeye çalışıyoruz. O yüzden çekimler bir tık kötü oluyor. Çok fena taş geldi ya. Ben daha bu kadar taşı bir arada görmedim. Ve daha geliyor yani. Hala devam ediyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet, bir kırlangıç daha geldi. Aydın Efe, bunlar neresi? Onlar da lolosu bulmuş. Böyle bir şey. Fena lololadık. Yap geri. Kırlangıç yiyip işte. Geldi, kokuyor geldi. Aynen, bugünün ilk dürgeri bu. Fena dürger değil abi, iri yani. Ay maşallah. Azim ona bakalım. Yap geri. Yap. Çok güzel. Yine. Yine çok iri bir fener aldık. Aha. Bu ne? Parçalamış ha. Aa, parçalamışsın. Alçak. Ya maşallah. Al çok fener. 50 kilosunu yakaladık biliyorsun. Aynen. Hadi 15'te. Hoş. Bunun rahat 15'i var da. Ay. Beni yiyecek lan. Haydi devam efendim. Yap geri. Haydi bakalım. Yolumuz uzun ve meşakkatli. Evet, bir dürger daha geldi. Ya bitti. Ve the end. Eyvah. Yapacak bir şey yok. Bazen aşklar böyle yaşanır. Yarım kalan bugün balık olmadı. Bir tane kokmuş iri kırlangıcımız var. Çok üzülüyorum. Bir tane dev kırlangıcımız var. Bir dev fener var. Ama tabii daha denizdeyiz. Maç bitmedi. Bizim de bir filmimiz var. Daha paragatlarımız var. Yani söylemeyeyim dedim. Söyledim. İtiraf ediyorum. Onlara güveniyorum. Sıkıntılı. Evet Aydın Efe. Bu daha sıfır takım. Verler şöyle sancaklı biraz. Bu daha sıfır takım. İlk kez denize düşüyor. Bakalım ne kadar avcı şansı var mı? Bir görelim. Merakla güzel bir yer. İnşallah balık gelir. Artık farklı meralara gideceğiz. Birkaç hafta buraları çok yorduk. Yeni yerler arayacağız. Yeni meralar bulacağız. Yeni balıklar peşine düşeceğiz. Bugün son günümüz. Sancaklı ileri ver biraz. Bugün burada son günümüz. Sürafa kayalığını bugünden sonra 10 günlüğüne 15 günlüğüne terk ediyoruz. Başka yerlerde ki buraları dinlendirelim. Çünkü hep aynı yerde çalışırsan merayı da bozarsın. Bu sefer gelecek olan da gelmez. Faydası ediyoruz buralarda.
Zürafa'nın yanına gideceğiz bugün. El sallayacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Haydi rast gelsin. Ay maşallah bre. Hay maşallah çocuğum. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel balık. Çok güzel balık. Tam sola ileri ver dedim. Bu balığı yazdı bu arada radarımız. Hemen göstereyim. Şu üstte yazan o. Şimdi altta bir tane daha yazdı. Bunun gibi bir şey daha geliyor. İşte bu arada tam nerede yazdığını satalayta da inceleyeceğiz. Gelen balık değil. İki tane balık geliyor. Aynen. Haydi maşallah. Bekliyorum deli gibi hepsini. Bekliyorum onları. Bunun gibi iki tane daha var. Vallahi merak ettim şimdi ne gelecek. Evet. Az önce yazan balık şimdi geliyor. Ne geldi? Ya maşallah. Bak demedim mi? Aynısından bir demedim tane daha. Demedim mi? Haydar. Garmin farkı. Demedim mi sana? Ay maşallah. Böyle oğlum beni. Mutlu edin benleri. Demedim mi Haydar? Bir daha var mı? Bir daha var mı? Aynısından bir tane daha var. Hadi bir tane. Hadi bakalım. İyi, iyi. Çok iyi. Biraz şöyle hafif. 15 metre sonra gelecek. İstiyorum seni. 20 metre olsun. Daha gözükmüyor. Hep kaç metre? 132 metredeyiz. İşte her zaman balık geldi mi derinliklere bakacaksın. Nerede geliyor? Satellite'dan mevkiye bakacaksın. Bir dahaki attığında aynı bölgeleri sola doğru ileriver. Tutturmaya çalışacaksın. İşte mutluluğun anahtarı. Çılgın mercan. Maşallah. Ah. Nasıl? Oldu mu 3? Oldu mu 3? Haydi bakalım neredeyiz? 4 de olabilir. 4 de olabilir. Eyvah, çok güzel gidiyor. Abi daha bir şey. Maşallah. İçinden geçmişler. Kolyoz delik deşik etmişler. Ne o? Kolyoz. Ya. Eyvah kolyozumuz gitti. Kolyozuyum ana bedeli kestim yanlışlıkla. Yok artık. Valla. Başımıza gelmeye kalmadı. Galiba gözükmedi ama kamerada kolyozun ortasından bir ısırık almışlar. Tabii canım. Kolyozun en güzel yerini o löp gömmüş. Afiyet olsun. Yarasın kim yediyse. Valla bence de yaramış zaten. Bu arada kepçemiz de düştü değil mi? Evet kepçemiz. Bak ağzından da çıktı. Az daha gidiyordu. Ne çarpardık birbirimize. Burada. Güzel güzel. Hadi rast gel. Rast gel. Haydi bismillah ilk siftahımızı yaptık. Evet. Efe 170 metrede geldi ıskatara bak. Görüyor musun? 170 metre enteresan. Neler göreceğiz daha bu denizlerde? Nelere şahit olacağız bilmiyorum. Haydi rast gelsin. Haydi bakalım. Evet, bir tane mezgit. Aslında bunun gerçek ismi barlemdir. Kuzey kutup balığıdır. Orada çok irileri olur. Burada da 7 kiloya kadar tuttuk. Hatta 9 kilo 200 gramı bir kere tutmuştuk. Burada ıskatar var. Buraya kalın takım attık ama beklediğimizi bulamadık maalesef. Baksana ağ atmışlar. Galiba olmadı. Belli olmaz ama deniz bu. Her an her şey olabilir. Evet bir şey parladı. Neymiş? Bakalım. Oo. Şu balıkları da alayım oradan.
Evet. Bu takım ağların üzerine düşmüş. Yani bizden önce ağ atmışlar, biz de üzerine para kat atmışız. Öbür takımda 3 mercan geldi. Bunda da bir ıskatar, bir kırlangıç geldi. Ama hep ağ varmış buralarda. Biz bilmiyorduk ağ olduğunu. Yani şamandıralı görüyorduk ama tabii kestiremiyorsun nerede olduğunu. Maalesef ağlar yüzünden takım çalışmamış. Ama iyi, bugün güzel bir kırlangıcımız bozulmuş. Ona çok üzüldüm. Ondan sonra bir tane iri kırlangıç var. 3-4 tane yine kırlangıç var. 3-4 tane mercan var. Allah bereket versin. Bugün güzel bir fenerimiz de var. Ha, bir de fener var, doğru. Birkaç tane var da güzel iri bir fener var. Aslında her şey var. Her şeyden az az var. Yeter be ya, ne yapacağız? Olduğu kadar. Aynen. Zaten bayram şimdi. Bundan sonra herhalde Kaleköy'ün önünden, yani bizim Adana'nın oralara atarız. Bir 10 gün burada gelmeyiz. 10-15 gün sonra burada yine devam ederiz işlerimize. Fakat buraları sonlandırma kararı aldım. Çünkü meralar çok yorgun. Meralara, yani her balığı öldürürsek merada balık toplamaz meralar. Dolayısıyla meraları biraz bırakmak lazım kendi haline. Hatta bir ay falan hiç uğramamak lazım buralara ki meralar bir toparlansın. O yüzden burası, yani zürafa kayalı bizim için bir ay uğramayacağımız bir yer oldu artık. Evet, şimdi çıkalım şu mezgitçilere uğrarız. Biraz kızarız onlara. Bağırırız. Hepsi bizim köylü bu arada, Gemlikli. Bu da Kapaklı köyü, yan köyü, Narlı. Biz Narlı, onlar Kapaklı. Öbürü de aynı şekilde ama hepsi hısım. Yani akraba değiller ama hısımlar bize. Zaten ben çağırdım onları, kafama tüküreyim. Ben bu kadar kıyıya atacaklarını bilmiyorum. Normalde mezgitçiler 400-500 metrelere atarlar ağlarını. Mezgit gelsin diye. Bu sefer de kara kıyıya atmışlar. 100 metreye atmışlar. Atmazlar normalde. Nasıl bir açlık varsa. Kıyılara kadar gelmişler. Açıklarda bir şey olmayınca. Bu sefer de bizim sularımıza denk geldiler. Yani onlar derin çalışıyor. Ben kıyı, birbirimize zarar vermiyorduk. Fakat şimdi onlar kıyıya dönünce bizim kaçmamız gerekiyor buradan. Adamlar 60'ar paket ağ atıyorlar. Bizim attığımız 15 paket, 17 paket. Yani 3500 metre. O adamlar 6000 metre atıyorlar. Dolayısıyla aynı balığı tutmuyoruz tabii. Onlar mezgit odaklı çalışıyor ama bir ağ bozuyor merada. O yüzden bizim buradan kaçmamız şart. Hemen bunu çekiyoruz. Yarın atarız. Bugün ağları yaparız. Yarın da yaparız. Yarın akşam atarız. Keyfimize bakarız. Hadi limanda görüşürüz Efe. Evet Efe. Korkunç bir mücadele verdik. Çılgınlar gibi. Dev bir fenerimiz var. Hakikaten çok güzel bir kırlangıçlarımız var. Birkaç tane mercanlarımız var. Yok, her şey var. Bunları şu anda izlemiş oldunuz zaten. Çok mücadele ettik. Kayalara çarptık. Taşlara rast geldik. Bugün dolu doluydu. Hem parakat hem ağa. İnşallah iyi video olmuştur. Siz de iyi, güzel izlersiniz. Arkadaşlar abone olalım lütfen. Artık 100 bine bir adım kaldı. Bir adım kaldı. Bir adım kadar yakınız sizle beraber. Evet Efe.